Merhaba değerli dostlar, videoma hoş geldiniz. Pek fazla vaktinizi almadan kısadan toplayacağım. En önemli maddelerini size açıklayaraktan gerekli bilgileri vereceğim. Ayrıyetten tabi fikirlerim var serverla ilgili. Bunu daha uzun uzun görüşürüz ama şu anda sizlerin zamanını pek almadan hemen kısaca açıklayayım. Öncelikle sizlerin emekleri, konumuz bu. Şöyle düşünüyorum ben Vipe olayı. Oyunda ne kadar gelişirsiz bilemem. Ama Vipe süren benim 2 hafta olarak düşünüyorum. 2 hafta sonrası ya da 2 hafta içinde oyuncular son bir kişi, iki kişi veya klan fark etmez. Emek eden herkesin fikrini alaraktan bu 2 hafta geçmeden 10. gününde, 11. gününde olabilir. İlerleyen vakitlerde oyuncunun fikrini alaraktan Vipe atacağım. Benim niyetim 2 hafta. Sonra yönetim sistemine gelelim. Tek adminim, tek yönetim. Olur panellerden kontrol. Küfürlere oraya geleyim. Hiç taviz vermiyorum. Basarım muteyi. Ne zaman görürsem, aklıma ne zaman gelirsem mutelleri açarım. Böyle düşünüyorum. Çünkü çok suistimal ölüyor. Adminlikte oraya da geleyim. Adminlikte benim deneyimim var. Kendime güveniyorum. 2016-2017 gibi başladım bu oyuna. Uzun bir süre adminlik ettim. Aynı yine Adalet Rast diye serverim vardı. Tekrardan geldim, açtım. Aynı isimle, değiştirmeden ismini. Makinamız Crazy Hosting. Buradan aldım. İlgili olduğu için bu videonun içine katmak istedim. Gerçekten ilgililer. Pluginleri de hostingim yaptı. Aklınıza gelen herhangi bir sorularda bana danışabilirsiniz. Discord linki, bu YouTube'un zaten linkini oyunda belli zamanlarda geçeceğim. Vesaire Instagram, bu gibi hesaplar açaraktan daha rahat iletişim kurabiliriz. Küfreden olursa video çekersiniz. En iyisi video. SS alabilirsiniz. Bunların hepsini değerlendiriyorum. Aynı şekilde hile. Tek bir admin hesabım var, Bulut MRT diye. Bunun da açma sebebim insanların evlerde yapılan bazı yanlışlıklar oluyor. Remollamam gerekiyor. O yüzden dolayı bu şekilde yardımcı olmak, insanları takip etmek, şüpheliler varsa onlarla üzerinde detaylı bir şekilde araştırıp bakmak, ev kontrolleri. Son diyeceğim klan sistemi. Bu en son yaptım, en son açtığım o serverımda, Adalet'te yine. Çok sorun oldu. 5 kişi grup fakat aynı konumda olmama şartıyla aynı bölgede. Mesela biri A konumunda, biri B, arada mesafe olması lazım. Fark olması lazım. 6-7 kişi olabilir. Aynı evde değil. Bir gruptur. Budur. Ama ittifak. Sen gelirsin arkadaşı yeni tanışmışsındır serverda. Birleşirsiniz. Bunu banlıyorum. Her iki tarafı da evinde remo olup siliyorum. Onu söyleyeyim. Ama adam gelir 6-7 kişidir. Bunu bu şekilde dediğim gibi 3-3-4-4 olarak bölünebilir. Ama aynı konumda olmayacak. Evleri bayağı ciddi uzak konumunda olacak. Olur da raid'e giderlerse kim ne olursa olsun 5 kişi. İster A olsun ister B olsun 5 kişi olacak. Fight'larda da aynı şekilde, lootlarken de aynı şekilde. 5 kişi yan yana gördüğüm zaman evin içi hariç dışarıda banlıyorum maalesef. Oyuncu kaybedeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir wipe'da kaybedersin, iki wipe'da. Ama öbür türlü her zaman kazanacağımı düşünüyorum. Emek eden insanlar, solo oynayan belki 2 kişi oynayan insanlar da var. Durum bu kadar, fazla uzatmayayım, diyeceklerim en önemli noktaları bu. Tekrardan herkese hayırlı olsun. 2-3 yıl önce durdurduğum server, kapattığım server tekrar aktif. Bunun da sebebi yurt dışına geldim, evlendim derken vakit olmadı, zaman olmadı derken bu şekilde olmuştu. İsim değiştirmedim. Aynı isim değişen bir tek IP oldu. O da başka bir sunucudaydım. Crazy Hosting ile tanıştım. İlgilenen arkadaşlar varsa ben çok memnunum. Memnun olduğum için herhangi bir indirim yapmıyorlar. O yüzden dolayı memnuniyetim, yani memnunum. Memnun olan herkes, her insana reklamını illa yapar. Durum bu. İnşallah ben de sizi memnun ederim. Seviyorum sizlere. Hoşça kalın. Esenlik.